Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki ders sırasında ne yaptık? Referans kavramına bir giriş yaptık burada. Bunları yaparken dilin kurallarını aslında size öğretmeye çalıştım. Şimdi bu derste de aslında referanslarla alakalı devam edeceğiz arkadaşlar. O yüzden bakın yine ne yapıyorum? Gidiyorum şöyle kopyalıyorum. -4 diyorum. Şu şekilde. İçerisini yine boşaltayım. Şunları da silelim. Şimdi bakın, biz bir nesneyi birden fazla kez referans alabiliyoruz bu dilin içerisinde. Örneğin int x eşittir 0 olsun. Ben gidiyorum bir int referans 1 eşittir x diyorum. Int referans 2 r2 eşittir x diyorum. Int referans r3 eşittir x diyorum arkadaşlar burada. Ve bakın bunların hepsi tamamen doğru. Şimdi bakın diyeceksiniz ki ya hocam biz 2-3 tane şeyi nasıl burada bu şekilde gösterebiliyoruz? Aslında gösterebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir pointer da aslında farklı farklı pointerlar da aslında aynı adres bölgesini size burada gösterebilir. Örneğin p1 olsun bu. Int yıldız p1 adres x'i göstersin. Int yıldız p2 eşittir adres x'i göstersin. Int yıldız p3 eşittir adres x'i burada göstersin diyebiliyoruz arkadaşlar. Referans kavramında da bakın biz de bunların ben şöyle bir yorum satırını alacağım şimdi. Birazdan örneği gösterirken bunları da update edeceğim. Bakın biz burada referans kavramında r1, r2, r3 farklı farklı adlar aslında bu döngünün içerisinde koyabiliyoruz. Yani biz atıyorum bir adres bölgesine ya da atıyorum bir değişken değerine bir tane referans atayabiliriz dediğimizde aslında yanılıyoruz arkadaşlar. Bunu birden fazla kez burada yapabiliyoruz. Peki bunu neden aslında yaparız? Biz aslında şundan dolayı yapabiliriz arkadaşlar. Sizin bir tane değişkeniniz vardır ama o değişken birden fazla yerde kullanılıyordur. Bu ne demek? Siz bir fonksiyona geçiyorsunuzdur bu değeri. Bu değeri geçtiğinizde aslında o fonksiyon içerisindeki her değerin belli bir anlamı vardır. Örneğin mesela x'i bir yerde doğal sayı olarak kullanıyorsunuzdur. Ama diğer yerde mesela veri tabanındaki atıyorum bir kişinin gerçekten puanını gösteriyordur. Ve siz bunlara farklı maskelemeler yaptığınızda aslında aynı şeyi değiştiriyorsunuz. Ama kodu okurken siz doğru formatta okumuş oluyorsunuz arkadaşlar. En güzel yanı aslında burada bunun bu. Bir de ikincisi bu template ve class yapılarında da aslında bunları kullanırken biz çok kolaylık sağlıyoruz ama daha oraya geçmediğim için ben size bunu söylemeyeceğim. Ama şu anda sadece bunu bilin. Biz bir referansa farklı farklı isimler takabiliyoruz. Şimdi bakın ben R1, R2, R3'ü gideyim burada arttırayım. En sonunda bir de X'i de arttırayım. Ve gideyim cout'la X'in değerini burada yazdırayım. Şu şekilde. Şimdi bakın x'in ilk değeri 0. Burada 1 olacak. Burada 2. Burada 3. Burada da 4 değerine sahip olmasını ben bekleyeceğim arkadaşlar. X'in yani değerini yazdırdığımda. Şimdi bakın x'in değeri burada 4 oluyor. Peki ben bunları pointerlarla nasıl atayabilirdim? Aynı şekilde bakın bunun değerlerini ben düşüreyim. Şimdi ben burada p1, p2, p3 yazdım ya. Bu şekilde. O zaman ben gidip burada şöyle bir şey yapabilir miyim? Yıldız P1'i bir azaltayım. Yıldız P2'yi bir azaltayım. Yıldız P3'ü bir azaltayım. Bakın pointerlarla onun değerini azaltıyorum. Bu sefer ne olmasını bekleyeceğim ben? 4'e çıkmıştı bunun değeri. Şu anda da 1'e düşmesini bekleyeceğim aslında arkadaşlar. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın burada ben bunu çalıştırdığımda yıldız P1'in içeriğini aldığımda arkadaşlar ne yaptı? Yıldız P1'in içerisindeki değerlerin hiçbirini arkadaşlar burada şu anda düşürmedi. Adres X'i göstermesine rağmen. Peki şöyle bir şey yapalım. Bunu neden yaptı? Aslında şundan dolayı. Biz yıldız P1'in içerisindeki ifadeyi mi acaba düşürdük? Yoksa yıldız P1'in P2'nin adresini mi acaba burada düşürdük? O yüzden bakın şöyle bir parantez alıyorum ben buna. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın bu sefer 1 yaptı. Şimdi bizim burada görmemiz gereken şey şu. Biz bunları pointerlarla da yapabiliriz ama adres önceliğine kesinlikle önem vermemiz gerekiyor. Ve
Burada bakın bu operatörlerin önceliklerine biz gerçekten önem verdiğimizde bakın yıldız P1 ile de bu değişkenlerin hepsinin içeriğindeki değerlerin hepsini zaten update edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bizim bir özelliğimiz. Şimdi ikinci özelliğe geçelim. Şöyle geliyorum. Yine bunun hepsini kopyalıyorum. Şu şekilde. -5 diyorum bu sefer. Şöyle yapayım. Yorum satırını alalım. Karışmaması için. Şöyle silelim. Şimdi bakın siz int x eşittir 50 gibi bir değer tanımladınız burada. Şimdi bakın bizim int referans R1'imiz olsun ve bu x'i göstersin arkadaşlar. Peki bu x'i gösteren referansı biz referans alabiliyor muyuz acaba burada? Yani int referans R2 diye bir şey yazayım ve bununla hemen R1'i maskeleyeyim. Biz bunu yapabiliyor muyuz arkadaşlar? Bu tamamen derleyicisi açısından doğru arkadaşlar. Örneğin bakın. Cout'u ben buraya yazdırdığımda R2 yazdırdığımda burada eşittir dediğimde R2'nin değerini eğer ben buraya yazdırırsam arkadaşlar ve bunu çalıştırırsam şu şekilde. Bakın R2'yi bana burada 50 olarak gösteriyor. Şimdi bakın ben o zaman referans türünden bir değişkeni maskeleyebiliyor muyum? Kesinlikle maskeleyebiliyorum arkadaşlar. Yani siz sadece R1'dir. R1'in yerini gösteren bir R2 yazdığınızda aslında bu yine kimi gösteriyor? X'i gösteriyor arkadaşlar. Yani R2 burada X değerini size gösteriyor. Bu bize ne anlatıyor aslında? Şunu anlatıyor. Biz maskeleme yapan bir değişkeni maskeleyebiliyoruz. Ama maskeleme yapan değişkenin aslında neyi maskeliyorsa aslında onu maskeliyoruz arkadaşlar. Yani ben burada R3 de yazıp R2'yi maskelesem burada aslında bu bizim için bir şey değiştirmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bakın R1'i ben burada 1 arttırıyorum şimdi. Bakın R1'i arttırıyorum. R2'nin ben ne olmasını beklerim? 51 olmasını beklerim burada. Ve aynı şekilde bakın X'in ne olmasını beklerim? X'in de 51 olmasını beklerim arkadaşlar. O yüzden bakın bu maskeleme yapan ifadelerin içerisinde biz yine maskeleyebiliyorsak zaten buradaki ifadeleri bu tamamen bizim için doğru ve geçerli bir ifade oluyor arkadaşlar. O zaman bakın şuraya yine yorum satırını alıyorum. -6'ıma geçeceğim şimdi. Şu şekilde. Kopyalıyorum. Şimdi bakın bunların adreslerle ilişkisi peki ne arkadaşlar? Şimdi bakın ben gideyim bir int x eşittir 50 tanımlayayım yine buraya. Bir tane int yıldız ptr tanımlayayım. Ve bu int yıldız ptr'ye adres x'i koyayım arkadaşlar. Şimdi ben bir pointer türünü burada referans alabilir miyim acaba? Bir ona bakayım. Ben bunu yapmak istediğimde arkadaşlar int yıldız türünden olması gerekecek ama bir de referans kavramında benim buraya koymam gerekecek. Ve eşittir diyeceğim burada. PTR diyeceğim. Bakın arkadaşlar bu sentaks anlamında tamamen doğru. Yani siz int yıldız referans türünden bir değişken tutabiliyorsunuz. Neden tutuyorsunuz? Çünkü int yıldız da aslında bir değişken arkadaşlar. Sizin adres bölgesi bulunan bir yerde bile olsanız bu main'in içine ya da herhangi bir fonksiyona yazdığınızda bu da bir değişken gibi davranıyor arkadaşlar. Bir değişken gibi davrandığı için aslında burada int yıldız referans dediğimizde aslında PTR'yi bu sefer maskeleyebiliyoruz. Peki nasıl maskeliyoruz? Bakın şimdi. Yıldız referans diyorum burada. Eşittir 999 diyorum. Ve cout'un içine gidiyorum. X eşittir diyorum. X endle diyorum. Gerçekten eğer ben bunu yapabilmişsem R'nin içeriğine ulaştığımda aslında X'e ulaşmış oluyorum. X'in değerini 999'a eşitlemiş oluyorum. Ve tekrardan çalıştırıyorum. Ve x'i 999 burada yazıyor arkadaşlar. Peki. Şimdi bu adres değerini peki biz maskeleyebiliyor muyuz ona bakalım bir. Cout'un içerisinde r adresini ben burada yazdırdığımda bakın r yazıyorum endle ediyorum. Aynı şekilde cout'un içerisinde ptr'yi yazdırdığımda bakın ptr diyorum buraya ve endle ediyorum. Ve bunu tekrardan çalıştırıyorum. Yani ben bu adresi birebir aynı mı tutuyorum şu an bu R'nin içerisinde? Onu görmeye çalışıyorum şu anda. Bakın
FB8, FB8. Şimdi dikkat edin bakın. Ben şimdi gidiyorum burada. PTR'nin adresini bir arttırıyorum burada. Int olduğu için 4 byte ilerlemesi lazım. Şimdi bakın, bunu tekrardan çalıştırıyorum. Bakın R FBC'yi gösterdi. PTR de aynısını gösterdi. Yani burada ben adresi bir arttırdığımda referans da aslında aynı yeri gösterdiği için aynı adresi gösterdi. Onu da arttırmak zorunda kalıyor. Peki ben burada R'yi de arttırsam, R'nin adres değerini, aslında R adres türünden, R'nin değerini bir arttırırsam peki PTR aynı yeri gösterecek mi? Hemen onu da çalıştırıyoruz. Gerçekten arkadaşlar, biz demek ki adreslerde adresin değerini değiştirsek bile, ya da atıyorum referansın değerini değiştirsek bile, bu referans adres tutsa bile bakın burada bunu yapabiliyor arkadaşlar. Yani aslında buradaki maskeleme işlemini gerçekten gerçekleştirebiliyor. Şimdi bakın, bu da aslında bizim önemli özelliklerimizden biri. Tekrardan ne yapıyorum? Gideyim örneğimi ilerleteyim. Dili anlatmak için aslında bu. Şimdi bakın, önceki derslerde biraz daha basic gittik aslında. Ama artık böyle bu referansa girdiğimizde, işte atıyorum klaslara girdiğimizde daha detaylı şeyler göstereceğim ben size. Yani dilin kurallarını aslında daha çok anlatmaya çalışacağım size burada. Artık neden? Çünkü buraya kadar geldiyseniz zaten pointer'ları, string'leri, chart'ı, şurtadan onları kullanmayı öğrendiniz. Öğrendiyseniz zaten bunları pekiştirmek için aslında bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu değerleri anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın, const türünden bir değişken tanımlıyor. Const neydi? Değişmeyen aslında bir değişken değeri veriyorsunuz. Ben bu x'i mesela burada 40 yapamam, 20 yapamam arkadaşlar. Şimdi bakın, int yıldız ptr gibi bir değişken tanımlayayım ben buraya ve buna adres x'i atayım. Şimdi adres x'i atamak istediğimde ne diyor biliyor musunuz burada? A value of type const int star cannot be used to initialize the entity of type int star diyor bakın burada. Şimdi bakın dikkat edin. Bizim burada demek ki ne yapıyor buradaki derleyici? Const değerin varsa senin diyor. Bak diyor, ben burada diyor gidiyorum bunu niteliyorum diyor. Sen şimdi burada int yıldızı adres x'e atamaya çalışıyorsun ya diyor. Bunu atamaya çalışsan hata diyor. Neden? Çünkü bak bunun değeri değişebiliyordu. Çünkü bu const int yıldız diyor bak burada. Ama senin atamaya çalıştığın değer burada ne diyor? Int yıldız. O yüzden bakın, buradaki ben ifadeyi değiştirmek istediğimde aslında şöyle yaparsam eğer, ben bu const int yıldız ptr'yi burada kullanabiliyorum arkadaşlar. Şimdi gidelim ptr'nin içeriğini değiştirmeye çalışalım burada. Sallıyorum 40 olsun. Şimdi bakın, ben bunu 40 yaptığımda expression must be modifiable l value olması gerektiğini söylüyor. Yani diyor ki burada, bak kardeşim diyor, sen bunu yazdırıyorsun diyor. Ama sen bunu 40'a atayamazsın. Çünkü bu const int yıldız türünden aslında bir değişken diyor burada. Şimdi bakın, o zaman madem bu fonksiyonun değeri bu şekilde, yani buradaki aslında işlemin değeri bu şekilde, ben ptr'yi peki değiştirebilir miyim burada? Artı artı yapabilir miyim? Arkadaşlar, gerçekten de ben burada ptr'nin değerini artı artı yapabiliyorum. Geliyorum şuraya, ptr diyorum. Ptr diyorum. Endle diyorum. Aynı şekilde bakın, gidiyorum. Burada ptr'yi tekrardan yazdırıyorum. Şunun içerisinde. Bakın, ben o zaman const'u başa yazıyorsam aslında x'in kendi içerik değerini aslında değiştiremeyeceğimi söylüyorum ona. Ama ben bu ptr'yi ilerletebilir miyim? Bakın arkadaşlar, gayet net bir şekilde ben bunu ilerletebiliyorum arkadaşlar. Peki ben bu ptr'nin değerinin de update edilmemesini isteseydim ne yapacaktım? Gidecektim, şöyle bir const yazacaktım buraya da. Şu şekilde. Tekrardan çalıştırıyorum bakın. Pardon, bir dakika, şöyle koymam gerekiyor. Const yazacaktım. Şimdi bakın, ben bunu burada duplicate const diyor ya burada. Şimdi bakın, bu C'de sizin verilen ifadenizde, bakın C'de bu tamamen geçerli bir ifade. Const ptr. Bu ne diyor aslında biliyor musun size burada? Bak diyor, senin diyor adres değerin diyor kesinlikle diyor burada değişemez diyor bak. Yani benim burada int yıldızımı eğer ki ben başa yazarsam, bu x'in değerini gösteriyor. X'in değerinin değişmeyeceğini söylüyor. Ama
int yıldızın sonrasına yazarsam bu sefer adres değerinin burada değişmeyeceğini söylüyor arkadaşlar. Bakın PTR'nin içerisinde. Ve bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Onu da anlatacağım zaten birazdan. Şöyle. Şimdi bakın. Bizim C++'da bu const'u sağ tarafa yazmamız tamamen geçersiz. Ama sol tarafta biz bunu kullanabiliyoruz. Ama C'de bunların ikisini de yazabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben size bunu neden anlattım? Aslında şundan dolayı. Bakın burayı bir yorum satırına alıyorum. Şöyle. Şurası kalsın. Şu şekilde. Şimdi bakın. Ben geliyorum buraya. Const int x türünden bir değişken tanımlıyorum ve onu atıyorum. Burada. Şimdi bakın biz buraya bir int referans r yazıp x'i atamaya çalıştığımızda arkadaşlar bu bize hata veriyor. Neden biliyor musunuz? Direkt diyor ki adam sana bak diyor sen bunun referansını burada aldın diyor. Ama bu int referans diyor burada ben bunun değerini değiştirebilirim diyor. R x'i maskeliyorsa arkadaşlar burada o zaman x'in değerinin de değişmesi gerekiyor. Bu değişebilir mi? Değişmemesi lazım arkadaşlar. Yani siz const yani içeriği değişmeyen aslında bir türden bir değişken tuttuğunuzda int referans diye referans r diye aslında bir değişkeni buna atayamazsınız. Bunu bununla yani değeri değiştirilebilen bir referansı gidip x'e eşitleyemezsiniz arkadaşlar. Maskeleyemezsiniz. Ancak ve ancak ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Sizin başına const yazmanız gerekiyor bunu. Başka bir şansınız yok arkadaşlar. Burada const yazdığımızda bunun tamamen geçerli olması gerekiyor. Gerçekten de bakın geçerli arkadaşlar. Şimdi bakın biz ne yapacağız? Bir sonraki derste aslında bu örneklerimi ben yine çoğaltacağım. Bu const keyword ile biraz daha devam edeceğim ve ondan sonra structure'larda ya da atıyorum başka türlerde biz bunları gerçekten nasıl yapıyoruz? Nasıl denemesini yapıyoruz? Bunların hepsini detaylı bir şekilde tartışacağız arkadaşlar.